Fransa'da yargı Korsika parlamentosunda ana dilde konuşmayı yasakladı. Karar Fransa ile Korsika arasında gerilime yol açtı. Haber Global Dış Haber Müdürü Süheyla Demir ve kameraman Gökhan Köşetaş'ın izlenimlerini getiriyoruz ekrana. Akdeniz'de turizm ve tarımla geçinen bir ada Korsika. Hemen karşısında İtalya'ya ait Sardunya Adası var. Diğer yakasındaysa bağlı olduğu Fransa. Coğrafi konumu Korsika'nın kimliğinin en büyük ipucu. Fransa'ya bağlı olsa da Fransa'dan farkları çok fazla. Ve bu farklar ada sakinlerinin beklentilerine de yansıyor. 350 bin kişinin yaşadığı Korsika 18. yüzyılda Fransa'ya bağlandı. Büyük Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte burada doğdu. Adada sadece etnik Fransızlar yaşamıyor. Kendi dillerine, kültürlerine ve kimliklerine sahip olan ama resmi düzeyde tanınmayan Korsikalıların vatanı burası. Ve Korsikalılar 10 yıllardır daha genişletilmiş özellik talep ediyor. Küçük bir kısmı ise bağımsızlık düşünüyor. Fransa'nın 18 bölgesinden biri olan Korsika özel bölgesel bütünlük statüsüne sahip. Fakat anketlere göre ada halkının %71'i genişletilmiş özellik istiyor. Korsika'nın özelliğini destekliyorum çünkü bu bizim kültürümüz. Bu kültürü paylaşmalı ve herkese göstermeliyiz. Çünkü Fransız kültürü çok daha farklı ama bağımsızlık çok fazla olur. Bunu yapamayız. Özellik en iyisi. Özgür olmak istiyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bundan 5 yıl önce Korsika Adası'nı ziyaret ettiğinde özellik talebi konusunda çok katı bir tutuma sahipti. Bunun gündemde asla olmadığını açıklamıştı. Fakat geçen yıl Fransa'da yapılan genel seçimlerin öncesinde tutumunu yumuşattı. Müzakere edebiliriz, benim bu konuda bir tabum yok diyor Macron. O böyle diyor, değiştim sinyali veriyor ama konuyla ilgili hala tek bir ilerleme dahi yok. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzlerce kilometre ötedeki bir avuç Ermeni'nin ayrılıkçı gündemini desteklese de söz konusu kendi sınırlarındaki Korsikalılar olunca aynı desteği göstermiyor. Özerkliği seçim kozu olarak kullanıyor. Üstelik Macron'un yerel siyasetçilerle daha fazla özerklik için görüşmeler yaptığı sırada Bastia şehrindeki mahkeme dikkat çeken bir karar aldı. Korsika parlamentosunda Korsika dininin kullanılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Kamu dairelerinde konuşulabilecek tek dilin Fransızca olduğu belirtildi. Arkamda görmüş olduğunuz bina Korsika parlamentosu ve bu parlamentoda Korsika'nın ana dilini konuşmak mahkeme kararıyla yasaklandı. Tek bir dil konuşulabiliyor, o da Fransızca. Korsikalı milliyetçiler kararı aşağılanma olarak görüyor. Çünkü talepler arasında sadece genişletilmiş özellik yok, Korsika dilinin de tanınmasını istiyorlar. Korsika dilini her yerde konuşabiliriz. Bu kararı destekleyemem. Korsika dilini yasaklamak imkansız. Korsika'nın özelliği bizim için iyi olur. Korsika'nın kimliği önemli. Ekonomik açıdan bu biraz karmaşık ama özerkliği destekliyorum. İyi olacağını düşünüyorum. Korsikaca Birleşmiş Milletler'in Kültür Organizasyonu UNESCO'nun yok olma tehlikesi olan diller listesinde yer alıyor. Korsika Adası 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan özel bölgesel bütünlük statüsüyle yönetiliyor.